Arkadaşlar, Konuşanoğlu TV'den herkese merhabalar. Bugün güneşli bir havada güzel bir çekim yapmak istiyoruz. Şimdi neredeyiz? Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önündeyiz. Burada daha önce içeride olan kayıklar, tekneler diyeyim ben size. Çünkü bunlar boy boy, hepsini de göstereceğiz size. Çok güzel işçilikleri var. Gerçekten çok güzel. Yani ben buna el sanatı diyorum. Ben çok beğendim. İçerideydi daha öncesinde ben bunu. Maalesef ki asrın felaketi olan depremde biz buraya yardım getirdiğimizde görmüştüm. Gerçekten o zaman dikkatimi çekmişti ama tabii o zaman daha önemli konularımız olduğundan dolayı çok ağırlık verememiştim, inceleyememiştim. Şimdi biz hemen bu yayından önce geldik, baktık, gerçekten sıfır hata. Kameraman arkadaşımız Umut da sizlere göstersin, sıfır hata. Gerçekten el işçiliği çok yüksek. Bunlar tamamen, şöyle söyleyeyim, müzelik. Burası da küçük bir müze gibi olmuş. Zaten orada bilgi tabelaları da yazıyor. Şöyle hemen gel istersen Umut. Şöyle gelelim, bunun adı Nostalji Kayığı'mış. Diyor ki tasarım, modelleme ve imalat aşamalarının hepsi Ordu Büyükşehir Belediye iştiraki olan Oryaz şirketine aittir diyor. 850 santim boyu varmış, 210 santim eni varmış. Kısaca kesim, güverte ve havuz, dik ağaç kaplamaymış. 8 yolcu kapasiteliymiş mesela bu kayık. Yine seyir feneri varmış, çekim mapaları, sintine pompası, güverte kadife minderleri, çapa, konsol, jüt, usturmaçalar, ahşap kürek takımı gibi yine aksesuarları varmış. Gerçekten çok beğendik. Ben yani şöyle, insan hani diyor ya, atlayıp da gidelim de bir gezelim diye. Gerçekten öyle. Şimdi buraya gelelim. Burada da tam sporu bunun. Hemen onu göstereyim size. Bunun adını söylüyorum. Kameralı gezi teknesi. Şimdi hemen ben size bunlardan da bahsedeyim. Yine Oryaz şirketine aitmiş. 552 santim yani 5 metre boyundaymış arkadaşlar. 190 santim eni varmış. Gerçekten buradan öyle baktığım zaman gözükmüyor ama vardır da. Yani uçtan uça gerçekten de. Boş ağırlığı 850 kiloymuş. Ne kadar kapasiteliymiş bu mesela, ona da bakalım. 4 artı 1 yolcu, yani bir şoför koltuğuna oturuyor bunda direksiyon olduğu için. 4 kişi de ekstradan yolcu alabiliyormuş. Aksesuarları bir dünya. İstersen şöyle göster aksesuarlarından. Şöyle ben soğuk duş varmış mesela. Koç boynuzları, çekim apaları, silyon fenerleri, sintine pompaları, bayrak direği, aydınlatma panosu, deniz merdiveni, WC lavabo konulabiliyormuş ekstradan. Bunu da görmüş olduk. Şimdi hemen kısaca şuraya da gidelim. En başta birkaç teknemiz daha vardı. Onları kaçırdık. Ama şimdi sahilden de ufak bir program yapacağımız için oraya geçeceğiz. Burayı çekmeden geçemedim ben. Burada da sportif ve balık amaçlı kano. Ben bunları çok severdim. Çok tehlikeli bulurdum ama baktığımız zaman yani çok zevkli. Düşenler de var. Teknik özellikleri çok dar. 282 santim bir uzunluğu var. Eni yine 293 santim. Su çekimi 22 santim. Çekim apası çiftli kürek takımı 19 kilo olarak. Bu da böyle. Şimdi hızlıca sahile gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şunu da söyleyeyim. Bizi takip etmeye, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi sahilden de görüntülerle sizlerleyiz. Görüşürüz. Şimdi evet, sahile gelelim dedik. Biraz yürüdük ama biz buradaki Rusumat gemimizi unutmadık. Bu biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'dan cepheye mermi mühimmat taşıyan gemimiz Ordu'da. Rusumat gemimiz. Geçen de görkemli bir şölenle açılışı yapıldı. Çok ziyaretçisi var. Giriş için hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Gelip bakıyorsunuz. Evet, donanım olarak baktığımız zaman o çağların gemisi olduğu için ekstra bir donanım göremiyorsunuz. Şöyle yatı var, şöyle katı var diyemiyoruz tabii ki. Bu cephane taşıyan, mermi, top taşıyan bizim gemimizdi. Rusumat gemimiz. Evet, şimdi ziyaretçilerini ağırlıyor. Güzel, çevresine de böyle havuzumsu bir sistem oluşturuldu. Bu dediğim gibi geçen haftalarda resmi açılışı gerçekleşti. Dediğim gibi buralar komple arabalar boşaltılmıştı. Güzel bir, görkemli bir şölenle açılışı oldu. Suları tekrardan yenilendi. Bakımları yapıldı. Tozlarına kalana kadar alındı. Biz şimdi içeriden hemen size kısa kısa videolarda buluşturacağız. Hem buluştururken ben de arka planda sizlere ufak tefek gösterdiğimiz cüzi miktarda olan özelliklerini tanıtmış olacağım. Hemen şimdi içeri girelim. Bir de içeriden bakalım. Şimdi mesela bu gördüğümüz kapı büyük ihtimal bu güverte dediğimiz kapı. Ben çok gemiden anlamadığım için çok da yorum yapmak istemiyorum ama sanırım bu geminin bir alt katına inen merdivenin kapısı olarak nitelendiriyoruz. Sabit kapalı kaldığı için kapıya delikler açmışlar. Normal bir gemi güvertesine iniş kapısında böyle bir delik var mı bilmiyorum ama sanırım bu sabit kaldığı için hava alsın diye delikler oluşturulmuş. Tabii ki yanlarında da var.
Bu cephesi sabit ve en önemli. Hemen şöyle istersen bak anlık bir şey çekelim. Umut, yukarıda bir paraşütümüz var. Ona da izleyenlerimiz tanıklık etsin. Bu güzel havada harika bir görsellik var şu anda gökyüzünde. Şöyle inelim konumuza tekrardan. Hemen ben şuraya okuyorum. Döneme ait diyor. Bu dediğim gibi Kurtuluş Savaşı'nın olduğunu duymuştum ve düşünüyordum. Mühimmat taşınıyormuş bu gemiden. Böyle dedelerimiz mühimmatlarını taşıyormuş bu gemiden. Ve diyor ki döneme ait 57 milimetre top. Şöyle baktığımız zaman çok devasa bir yapıya sahip. Yaklaşık bence düşündüğüm kadarıyla da 1.80 uzunluğuna vardır. Öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii ki dediğim gibi şöyle baktığımız zaman dijital bir dürbün yok. Dijital şöyle şeyler yok, sistem yok. Çünkü neden? Biraz önce bahsettiğim gibi bu ta Kurtuluş Savaşı'ndan kalmış. Bu aslında sadece bu değil arkadaşlar. Bu gemi, bu yapıtlar bize o günlerden kalan büyük bir mirastır. Biz de bunlara gençler olarak sahip çıkmamız lazım. Evet, baktığımız zaman ben şahsen 29-30 yaşına geldim ama ben de bu savaşta bu anları eşlik eden dedelerimiz çok küçük torunlarıyız. O yüzden bizler de bunlara sahip çıkacak geleceğin neferleriyiz. İnşallah bu dediğimi tüm gençlerimiz izliyordur. Hemen şöyle çekelim istersen. Umut, şurada da dediğim gibi o mühimmat taşıyan dedelerimizin temsili görüntüleri var. O an kıyafetleri heykelleştirilmiş. Kayıklar var. Yani mühimmat dağıtabilmek için. Şöyle baktığımız zaman bunun bir mühimmat gemisinin olduğunu anlamak çok zor, çok güç değil. Gerçekten şu ana baktığım zaman o anlara gitmemek elde de değil. Küçük kayıklar var. Sanırım ki belki de mühimmatları kayıklara koyarak da gemiden farklı cephelere de götürüyorlardı. Bu geminin çok anlam ve önemi yüksek bir tarihçesi var. Ses çıkar ya böyle duuut diye böyle bacasından dumanlar çıkar. O duman çıkılan yer burası. Şurası devasa bir yapı. Bu da tasarım olarak sanırım yamuk bir yapıya sahip. Normalde böyle mi olması gerekiyordu da böyle yaptılarsa böyle oluyordur yani. Çok dev bir yapıya sahip. Burası kaptan. Kaptanımız buradaymış. O anki şehidimizdim. Şurada da zaten yazıyor Rusmat No4 sergi alanı diye. Şurada da yine bir topumuz var. Buna da bir bakalım. Aynı 57 milim. Evet, 57 milimetre topumuz. Döneme ait toplarımızdan. Kurma kolları falan gayet hala çalışıyor. Demek ki bakımları yapılmış. İşlev durumda. Bakalım alt kattan görüntü alabilirsek alt kattan da görüntü alalım. Şimdi alta inelim. Görüntü çekemezsek de en azından biz görelim, size anlatalım arkadaşlar. Hemen kısa bir mola verelim. Tekrar geliyoruz. Şimdi evet, içeri de girilebiliyormuş. Burası benim en son açılmadan önce geldiğimde içeri giriş kapalıydı. Kapılar kilitliydi. Şimdi şöyle bir şey var mesela. Buna tanıklık ettim. Diyor ki baş çarkçı yüzbaşı Amasya Arif Bin Mehmet Efendi Ordu Belediyesi'nden temin ettiği fındık kabukları ile ocaklarının fayrap edip sitim basıncını yükseltti. Fındık yağı ile makinelerini yağlayarak manevraya hazırladı. Mesela bakın Ordu, yani o zaman Ordu Belediyesi'ydi, biliyorsunuz o büyük şehir değildi. Çünkü çok yıllar öncesinde, bu yüzyıllar öncesi diyebileceğimiz bizim için çok tarihçesi yüksek bir yer. O zaman mesela fındık kabuklarından yağ yapıp makinelerini yağlayıp manevraya hazır hale getiriyorlarmış. Evet, gerçekten de mesela şurada da bir yazı daha var, onu okuyalım. Oradaki küçük deniz vasıtaları yan yana getirilerek üzerlerinde büyük kalaslar konuldu. Büyük zorluklarla toplar ve cephane sahile çıkarıldı. Bundan sonra gemi hemen hemen karaya oturacak şekilde daha sığ suya demirlendi. Gerçekten de ilginç. Evet, şurada bakalım o zamandan kalan şeyler ne diyor mesela. Denizci dürbünü şurada görüyoruz. Yine denizci dürbünü daha uzak sanırım mesafeyi görebilecek şekilde. Şuradan hemen yakınsın Umut, buraya da mesela çekebilirsin. Güneş saati, denizci pusulası diye geçiyormuş. Bundan iki adet var. Her ikisi de birbirinden büyük ve küçük dürbünler gibi. Bunlarla da yine o zamanki kaptanlar gemide yönergelerini vuruyorlarmış. Bu sistemle, bu pusulalarla. Bunların adı da denizci pusulası olarak geçiyor. Şöyle hemen gelelim yine. Burada bir denizci dürbünü daha var. Bu bizim
eskiden çizgi filmlerde gördüğümüz, filmlerde gördüğümüz o uzun dürbünlerden. Gerçekten baktığım zaman hep bu dediğim gibi eskiden çizgi film karakterlerine kullandığı o uzun böyle uzayıp kısılabilen dürbünlerden sanırım. Çünkü ek yerleri mevcut 2-3 tane. Kapağı da yanında var. Şu da yine cep pusulası. Yine bunlar da denizci cep pusulası diye geçiyor. Sanırım hala da çalışıyor gibi çünkü baktığım zaman içindeki o joystick sistemli kalibreler oynuyor. Ve burada da büyüteçli diyor. Aa, gerçekten. Yukarıdan baktığımız zaman çok devasa duruyor arkadaşlar. İstersen bir zoom yapsan gözükebilir mi acaba? Evet, gerçekten çok devasa duruyor. Ve son olarak şöyle bir standımız var. Bu da büyüteçli deniz pusulası diye şöyle gösterebilirsin. Büyük devasa bir merceği var. Yandan çok büyük duruyor içindeki yazılar. Üstten tam net okunabilecek şekilde. Burada da denizci cep pusulası var. Yani çok değişik bir aksamı daha var bunun. Bunu da çekelim. Ve denizci uslu lapı. Yani işin açıkçası bunun tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama çok değişik bir yapıya sahip. Ve o günlerden kalan bizlere bu anı yaşatacak en güzel anı. Böyle baktığım zaman ben tüylerim diken diken oluyor. O zamandan şöyle eski kurmalı tüfekleri çeken bir ben bunları gerçek gibi anlatacağım arkadaşlar. Bir dedemiz yine burada o gün şu mermilerden, o mermileri de göstereyim, şu mermileri alıp teker teker, şimdiki gibi otomatik değil, şimdiki gibi kuralım bir düğmeyle bütün 30-40 tanesini, 100 tanesini atalım değil, tek bir tanesini atıp bir tanesini koyup çektiği dönemlerdi. Ve şurada toplarımız o döneme ait. Yine şurada tüfek ağızlarımızdır büyük ihtimal çünkü delik delik sacları var. Sanırım alevi saklamak için yapılan bir yapıydı. Yine orada tüfeklerimiz var. Bir varilin üstünde mermilerle birlikte. Evet, ileride kaptanımız. Kaptan dedemiz diyeyim ben. Yine orada bu işin başında. Yine yanlarında mürettebatları. Belki de onlar da ama başlarında fes var, özür dilerim. Diğerinde kaptan oldu, çok belli. Onlara mürettebat diyebilirim sizlere arkadaşlar. Gerçekten özenle yapılmış, çok gerçekçi bir yapıya sahip mumyalar. Bunu kesinlikle bunu söylemem lazım. Yine yerde bizim gördüğümüz gibi o dönemki toplar. Ve şöyle bir not var, onu da okuyayım. Deniz birlikleri teşkilatlanmaya başladığı liman reislikleri ve diğer hizmetler henüz kurtuluş safhasındayken 20 Eylül 1920'de Karadeniz'de deniz nakliyatı başlamıştı. Gazal römörkü ve yedeğindeki dana yelkenlisi ve 4 numaralı rusumat vapuru, yani bizim olduğumuz sanırım bu vapur, Rusya'nın Tuapse limanından Trabzon'a ilk deniz nakliyatını yapan gemilerdi. 20 Ekim 1920'de Gazal'ın Trabzon'a gelmesinden sonra 4 numaralı Rusumat vapuru 4 Kasım 1920'de ilk seferinden dönmüş ve Trabzon'a 632 tüfek, altta da yine simgeleriyle belirtilmiş, 615 kasatura, 1180 sandık cephane getirilmişti. Evet, gerçekten özenle hazırlanmış ve şurada söylüyoruz. Gökbora yazıyor. Karşıda hemen gösterelim. Yüzbaşı Mahmut Bey, o gördüğümüz heykeli yapılmış ama asla altın harflerle silinmeyecek yüzbaşımız Mahmut, parantez içinde Gökbora Bey ve harika şekilde Gökbora yazılmış boydan boya arkaya. Bunu da tabii arkayı çekerken de şöyle bir şey söyleyeyim. Kliması dahi konulmuş mesela buraya. Yazın gelecek ziyaretçiler için, gurbetçiler için, burayı gören turistler için. 438 tüfek ikinci seferde. 412 sandık cephane, 378 kasatura ve
2081 sandık fişek. 4 nalı rusumat vapuru bu tarihten sonra Rusya'dan Trabzon'a silah cephane sevkiyatına devam ederek Mayıs 1920 başlarında 1671 sandık fişek, 19 Mayıs günü 500 sandık fişek ve 1 Haziran 1921'de ise 2115 sandık fişek getirdi. Ve son olarak şöyle bir notu paylaşayım. 25 Şubat 1920'de ise 3. Kafkas Tümeni 7. Alay 3. Taburu silahlarıyla Trabzon'dan Hopa'ya Gazal ve 4 numaralı rüsumat vapuru ile taşınmışlar diye. Bugün söyleyeceklerim arkadaşlar burayla alakalı bu şekilde. Şimdi dediğim gibi sahilden de bir görüntü alıp bir güzel size güzellikleri de göstereyim. Evet, şimdi burada biraz hüzünlendik. O günlere gittik. Gitmeye çalıştık en azından kalbimizi. Şimdi sahilden de renkli görüntüler aktaralım. Gemi maceramız, vapur ve diğer tarafta çektiğimiz o kanoların macerası şimdilik buraya kadar. Bundan sonra biraz da sahili çekelim. Yine sahile indiğimiz zaman o gemiden, rüsumat gemimizden ileri doğru geldiğimiz zaman ilk karşılayacak bizi bu ben seyir iskelesi diyorum. Gayet geniş diğer iskelelere göre. Yani yapısı çok sağlam, altına onlarca direkleri var. İnsanlar da geliyorlar tabi, burası gece de gayet görsel bir şölen oluyor ışıklar eşliğinde. Sanırım orada balık tutan bir abimiz de var. Saçmasını şu anda atıyor. Allah ona da bol şans versin. Bereketli olsun. Şimdi hemen oraya bir gidelim isterseniz. Bir de oradan nasılmış, orada geriye de onu doğru baktığımızda bir de öyle görelim. Burada gördüğümüz şey ilk sizce ne olmalı veya neyi görüyor olabiliriz? Tabii ki de gözümüz buradan baktığımız zaman, ben bir önceki yayınımda şu şekilde belirtmiştim. Demiştim ki Boztepe'ye çıktığı zaman insan ilk 1950 stadyumunu, sonra geldiği teleferiği, sonra da demiştim kendi evini bulmaya çalışır. Biz bu bölgeden de baktığımız zaman ilk görmek istediğimiz şey tabii ki de tarihi Ordu Taşbaşı Kilisesi. Onu da direkt görüyoruz. Buradan görmemek mümkün değil. Yine biliyorsunuz ki Kuzey Yıldızı isimli gemimiz de artık seferlerine başladı. Şuradan gösterebilirsin istersen uç kısımdan. Deniz Yıldızı, Kuzey Yıldızı gemimiz, özür dilerim. Ziyaretçilerine kapılarını açtı ve deniz turlarına başladı. Şimdi bir tanesi daha hareket ediyor. Orada görüyoruz. Diğer tarafta. Yani bunu da belirtmiş olalım. Size Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden bir tanesi. Teleferiğimizle, şu denizimizle, insanımızla, orada paraşütümüzle. Yani şu anda orada gerçekten yok yok. Teknesi var hemen karşıda, Taşbaşı Kilisesi'nin hemen önünde gibi duruyor, karşı cephesinde. Yani yapılıyordu, abiler boyuyor oraya ama çocuklar da, gençler oturdu oraya. İnşallah vallahi bir yerlere beyaz olmamıştır. Çocuklar oraya oturmuş ama İnşallah vallahi orası boyalı değildir. Dediğim gibi teleferiği, paraşütü, denizi, şu taşları, kayalıkları, rüsumat gemisiyle, orada Büyükşehir'in önünde gördüğümüz harika şölen vapurlarıyla, teknesiyle, kanosuyla, kayığıyla gördüğümüz Ordu. Yine orada hemen bir teknesi daha çıkışı hazır duruyor. Orada dediğim gibi Kuzey Yıldızı gemisi çıkışını yaptı ve şu anda bir sefer daha atıyor. Bizim olduğumuz yer dediğimiz gibi yeni yapılan yapılardan, iskelelerden bir tanesi. Bu orduya gelmemek için insanın ne sebebi olabilir? Ama gelmek için birçok sebebi varken. Şimdi arkadaşlar kısa kısa birkaç görüntü daha almak istiyoruz. Sizleri boğmamak adına programı da çok uzun tutmak istemiyoruz. Dedik ki bugün ne yapalım? Dedik bugün harika bir güneş var. Ordu Boztepe bugün hafif sisliydi. Sonra sis çekildi. Dedik ki bugün çıkalım şu ordunun, hep biz diyoruz ya, güzelliklerini, özelliklerini ve gerçeklerini gösterelim diye. Evet, bunlar güzellikleri ve özellikleri. Gerçekleri mi ne? Gerçekleri de, gerçekten de. Yine kelimenin içinde de gerçekten de kelimesi var. Gerçekten de, gerçekleri de Ordu'nun harika bir şehir olduğu, harika bir il olduğu, memleket gibi memleket olduğu. Buradan bizi izleyen İstanbul'dan, Ankara, İzmir'den, yine Konya'dan, doğu bölgelerimizden, 81 ilden izleyen izleyicilerimiz artı yurt dışında. Bizi yine yurt dışında da Ordu'yu temsil eden Ordu abi kardeşlerimiz, ablalarımıza bu güzellikleri göstermek bir Ordu kanalı olan Konuşan Ordu olarak bizim boynumuzun borcudur. Dediğim gibi kısa kısa birkaç görüntü daha alalım. Sonra yayınımızı sonlandıralım. Yine arada belirtiyorum ki bizleri takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı, öneri ve yorumlarınızda da bizlere yer vermeyi unutmayın. Şimdi kısa görüntülerle size veda ediyoruz. Hoşçakalın.